Teknolojioku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte S Link'in yeni satışa sunmuş olduğu powerbank modellerinden biri P110'u beraber inceleyeceğiz. Bakalım bu powerbank modeli bizlere neler sunuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde powerbank'lere olan ihtiyaç biraz daha arttı. Neden? Sosyal medya kullanımı vesaire çok fazla arttığı için arkadaşlar artık telefonlarımızın şarjı, bataryalar ne kadar büyük olursa olsun bir günü deviremiyor. Dolayısıyla bu da powerbank'lere olan ihtiyacı biraz daha arttırmış durumda. Çeşit powerbank'ler var. Artık sadece kapasite ön planda olmuyor bir powerbank satın alırken. Pek çok farklı özellikle geldikleri için bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin bugün inceleyeceğimiz P110 modelinde benim çok hoşuma giden iki farklı özellik var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi MagSafe destekli bir kablosuz şarj standına sahip olması. Yani normalde powerbank nedir? Siz kabloyu takarsınız, telefonunuza takarsınız, şarj eder. Ama bu powerbank'te arkadaşlar P110'da bakın şurada bir işaret var. Buraya telefonunuzu koyduğunuz anda ne oluyor? Direkt olarak telefonunuz kablosuz bir şekilde şarj olmaya başlıyor. Bu en çok hoşuma giden özellik oldu bu powerbank'te. İkinci özellik ise arkadaşlar içerisinde bir koruma devresinin bulunuyor olması. Günümüzde satışta olan pek çok powerbank'te koruma devresi söz konusu değil. Koruma devreleri sizin telefonunuza gelecek olan aşırı akımı engelliyor arkadaşlar. Her ne kadar bu bir powerbank olsa bile gücüne baktığımız zaman burada 22,5 wattlık bir güçten söz ediyoruz. Dolayısıyla bu noktada telefonunuza zarar verebilir mi? Evet, belki zarar verebilir. Başka bir cihazınıza, atıyorum saatinize ya da kablosuz kulaklığınıza zarar verebilir mi? Evet, verebilir. Ama siz bu powerbank'in içerisine bir koruma devresi koyarsanız bu koruma devresi direkt olarak aşırı akımda ya da aşırı gerilimde harekete geçeceği için sizin cihazlarınızı korumuş oluyor. Az önce de belirttiğim üzere pek çok powerbank'te bu özellik yok arkadaşlar ve powerbank alanlarda bu özellikten habersiz. Sizlere tavsiyem bir powerbank alacağınız zaman bakacağınız ilk özelliklerden bir tanesi de pil koruma devresinin olup olmadığı olsun. Bu çok önemli bir özellik. Günümüzde telefonlar için artık ufak servetler ödemeye başladık. Dolayısıyla telefonunuzun ya da başka bir cihazınızın bu şekilde bozulması çok hoş olmayacaktır. Evet, gelelim powerbank'imizin diğer özelliklerine arkadaşlar. Bu powerbank kutu üzerinde de yazdığı üzere 10.000 mAh'lik bir kapasiteye sahip. Yani ortalama bir telefonu 2 defa şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında şunu da belirtmek istiyorum. Bu powerbank ile aynı anda 2 cihazı şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir özellik mevcut. Biliyorsunuz bazı powerbank'lerde böyle bir özellik yok arkadaşlar. Ya da şöyle oluyor. Hani 2 tane sokete çıkıştan alıyorsunuz, şarj etmeye başlıyorsunuz ama bir anda powerbank'in gücü düşüyor. Yani soketler arasındaki güç dağılımını powerbank dengeli bir şekilde sağlayamıyor. Ama biz P110 modelinde böyle bir şey rastlamadık. Gayet verimli bir şekilde cihazımızı kullandık arkadaşlar. Biz memnun kaldık. Bunu size söyleyebilirim. Gelelim cihazımızdaki giriş ve çıkışlara. Ön tarafına baktığımız zaman burada 2 adet USB girişi, 1 adet tip C girişi ve 1 adet de Lightning girişinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlara yer verilmesi güzel olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi şurada bir tane de kablosuz şarj pedimiz bulunuyor. Hemen yan tarafta, yani powerbank'i şöyle kendinizde tuttuğunuz zaman sol tarafta kalıyor. Açıp kapama tuşumuz var. Bu açıp kapama tuşunun yanında da bir LED göstergesi bulunuyor arkadaşlar. Bu LED göstergesi sayesinde direkt olarak cihazınızı powerbank'inizin güç seviyesinde görebiliyorsunuz. Örneğin şu anda 4 diş güç seviyesi var. Yani ortalama olarak bir 8.000 mAh'lik falan da kapasitesi mevcut diyebiliriz. Evet, ben genel itibariyle cihazı beğendim arkadaşlar. Yani 22,5 wattlık bir çıkış sunması, kablosuz şarj pedinde 15 wattlık bir çıkış sunması. Bunlar güzel özellikler. Ve tabii ki cihaz koruma devresi bulunması içerisinde tartışılmaz bir gereklilik artık. Ama dediğim gibi çoğu powerbank'te bu bulunmuyor ve powerbank olurken buna dikkat etmeniz gerekiyor. İçerisinden şöyle bir tip C kablomuz çıkıyor. Bu tip C kablomuz arkadaşlar direkt olarak powerbank'imizi şarj edebiliyoruz ve sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyoruz. Eğer bu powerbank ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.